Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba Yuşa, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim hocam, ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Öncelikle biraz hem halinizi hatırınızı sorayım, hem çok kısaca bir İnisi Akgül kimdir? Onu öğrenmiş olayım. Tamam. İyi, korona günlerinde, karantina günlerimiz devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın çok fark etmeden. Varmışçasına hafta içinde geçirerek bir şekilde güzel gidiyor hamdolsun. Ben kimim? Aile ve çift terapistiyim. İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji mezunuyum. 2004. Sonrası aile ve çift terapisi eğitimleriyle geçti. Hem İFTİ, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği'nden hem de başka yerlerden aile ve çift terapisi eğitimleri aldım. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde bir klinik psikoloji yüksek lisansım var. Sonrası psikodrama öğrencisi olmam var. Şu anda uzmanlığımı vermekteyim. Onun aralarındaki daha ufak çaplı eğitimleri saymıyorum. 2011'de de eşimle birlikte Kim Psikoloji'yi kurduk. Aile ve çiftleri görmeye orada devam ediyorum 2011'den beri. Ne güzel, arkadaşlar da burada aslında sizinle de biraz tanışmış oldular aynı zamanda. Ben biliyorum siz de çok yoğunsunuz. Çok da fazla vaktinizi almayacağım zaten. O yüzden hocam hızlı bir giriş yapmak istiyorum aslında. Ve o Olur. klasik klişe soruyla başlayalım istiyorum. Bu da aile ve çift terapisi nedir? Aile ve çift terapisi semptomu, problemleri, yaşanan zorlukları hep ilişkiler bağlamında ele alan bir terapi ekolüdür. Kısa terapi metoduyla çalışır çoğunlukla. Ve en küçük grup olan aile ve çifti karşısına alır. Her zaman aile ve çifti karşısına almasa da bireyselde de kişinin aile ilişkilerini, yakın ilişkilerini çalışır. İlişki terapisi de denir kendisine kısaca. Çünkü bizler ilişkilerin içerisinde hastalandığımıza inandığımız gibi yine ilişkilerin içinde şifalandığımıza inanırız. İlişkilerin içerisindeki bu şifa arayışına destek olmak, biraz yol göstermek, biraz eşlik etmek aile ve çift terapistinin görevi. Yani bu biraz isminde yanılsama da var benim anladığım kadarıyla. Bu ekole bağlı bir şekilde bireysel danışmanlık da yapmak mümkün. Özellikle ilişkilere yoğunlaşarak. Çok iyi bir yere değindin. Çünkü aile ve çift terapisi ekolü panik atağı da çalışır, depresyon da çalışır. Zaten aile terapisi ekolü şizofreni hastalarını çalışarak ortaya çıkmış bir ekoldür. Dolayısıyla bütün semptomlar, bütün psikopatolojiler, her türlü yaşam problemi aile ve çift terapisi ekolüyle çalışılmaya müsaittir. Ve dediğim gibi bizim bakış açımız ilişkiler üzerinden. Bu ilişkileri büyük çapta genel olarak okuyarak, sistem işleyişlerine bakarak çoğunlukla 3 nesille ilgileniriz. 3 nesil üzerinden yaptığımız tanı ve tespitlerle bugünü anlamaya yönelik, şimdi ve burada dayanaklı ama geçmişi hiçbir zaman bırakmadan çalışan bir ekol diyebilirim. O halde hocam, bu ekolle çalışan bir uzman varsayalım. Bireysel terapi yapmasıyla çiftleri aynı anda görmesi, yani kelimenin tam manasıyla çift terapisi yapmasının arasında ne gibi bir farklılıklar var? Hani denir ya kuş çift kanatlı uçar diye çiftle Hı. çalışıldığında ya da ailenin tamamıyla çalışıldığında çok daha hızlı yol alınıyor. Ama bireyle tek çalıştığımızda da bireyin kendi çabası ve katılımı oranında fayda hızı ve fayda oranı sağlanmakta tabii ki. Bunu biraz çalışkan danışanla Burada peki bir çizgi var mı, ya da şunu söyleyebiliyor muyuz? Yani bilmiyorum, belki de siz kendi deneyimlerinizden. Yani karşıma şöyle bir tipleme gelirse eğer, ben onu ailesiyle birlikte görmek isterim, ya da ben onu eşiyle birlikte görmek isterim, ya da ben onu çocuklarıyla birlikte görmek isterim tarzı bir yapılanmadan söz edebilir miyiz burada? Ergenleri aile terapisinde görmeyi çok seviyorum ve özellikle de önceliyorum. Ergeni bireysel görmek çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu çünkü çok tek taraflı gittiğinde bilginin çok eksik kaldığı bir sistem haline geliyor. Çünkü onun perspektifi çok kendi odaklı ve etrafta olan biteni çok daha dar ve işte o ben odaklı çerçeveden anlattığında çok şey eksik kalıyor. Dolayısıyla ergeni aile terapisinde görmeyi çok seviyorum ve çok işlevsel buluyorum açıkçası. Bireyselde ise kişi
ben sadece kendim gelmek istiyorum ve katmak istemiyorum gibi bir taleple gelmediği müddetçe ben bir iki sene sonra eşinizle de karşılaşmam mümkün mü demeyi seviyorum. Çünkü bizim için her bir öteki bilgi demek, o sisteme dair bir başka pencere demek, bir başka bakış açısı demek. Oradan öğreneceğimiz her şey çok kıymetli. Bunu bildiğimiz ve böyle baktığımız için bazen bekleme odasına danışanımızı karşılamak için girdiğimizde işte yanında birisi varsa sorarız yanınızdaki kim diye. İşte annem, babam, dayım neyse yakın arkadaş da çok önemli. Ya da erkek arkadaşım diyorsa ya da işte kız arkadaşım diye tanıştırıyorsa eğer odaya girdikten sonra müsaadesini istemeyi seviyorum. Yani 5-10 dakika konuşsak olur mu hep beraber gibi. Çünkü orada bilgi var. Bilgi bizim için her türlü kaynak demek. Bilmiyorum cevap Teşekkür oldu mu? ederim. Evet, hocam teşekkür ederim. Güzel de bir cevap oldu. Aslında hemen ardından bir arkadaşımın sorduğu bir soru var. Aslında biz buna daha yeni cevap vermiştik ama hemen okuyayım hocam. Aslında direkt okusam daha sağlıklı olacak. Aile ve çift terapisinde sadece ilişki çalışılır. Bireysel problemlerde ise terapi ayrıdır diyen aile terapisti, eğitimci hocalarımız var. Bu konuda Enisa Hanım neler söyler? Aslında dediğim gibi yani biz cevabını vermiştik ama belki kısaca tekrar bir üstünden geçmekte yarar olur hocam. Evet. Bireysel problem dediğimiz mesela özgüvenle geldi. Dikkat Ama eksikliğiyle en geldi. bireyseli bile zaten ötekiyle ilişkiden kaynaklanıyor Yani değil mi? en bireyseli bile biz dünyaya gökten zembille inmediğimiz için bir anne, bir baba, muhtemel kardeşler, muhtemel yakın arkadaşlar, bir yetişkinden söz ediyorsak muhtemel bir partner var sistemimizde. Onlarla her şey kuşatılıyor ve bizler sosyal yaratıklarız. Bu sosyalliği dışarıda bırakarak kendimizi tek başına çalışmak mümkün değil. Bu noktada çok enteresan bir vakayla karşılaşmışlığım var. Belki ondan bir parça bahsetmem lazım. Hayali ailesi var. Çok yalnız bir insan. Orijinal ailesinden çok uzakta yaşıyor. Tek başına sürdüğü yaşantısının içerisinde kurguladığı bir yaşam var ve oradaki insanları da ben soruyorum. Yani çok uç bir vaka bu ama bu kadar sosyaliz işte, bu kadar ilişkilerin içerisindeyiz işte ve bizi oradan soyutlayarak anlamlandırmak ve bizim problemlerimize öyle bakıp öyle çözüm bulmayı çok uygun görmüyorum. O yüzden bu ekoldeyim zaten. Ya şimdi aslında gülünç bir durum da değil ama yani buradan da şu sonuca gidiyoruz. En kötü ihtimalle diğerlerini yaratıyoruz. Hiç yoksa eğer kafamızdan oluşturuyoruz yani onları. Çok ilginç. Aynen öyle. Çok Aynen insan farklı bir varlık hocam. Teşekkür ederim. Çok öyle. güzel bir vaka paylaşımı oldu. Çok güzel bir deneyiminizi aktardınız. Peki Rica ederim. hocam burada tam aslında sizin de verdiğiniz örnekten gidelim. Yani kapıyı açtınız, bekleme salonunda ailecek gelmişler atıyorum ama çağırıyorsunuz gelmiyor. Ama problemin kaynağı da o. Şimdi burada nasıl bir yol izlemek gerek? Ya kolundan tutup çekemezsiniz ama bir yolu var mıdır? Belki özellikle ergenle çalışırken anne baba gelmek istemeyebilir. Belki de tam tersi. Şimdi ben bekleme odasına gittim. Bekleme odasında herkes var ama odaya gelmiyorlar. Doğru mu? Evet Buradan mı evet yani başlayalım? onlar evet evet hocam onları da katmak istiyorsunuz ama ısrarla onlar istemiyorlar atıyorum. Yani tabii ki zorlamak yok. Zorla girdiği bir sistemin içerisinden fayda bulması söz konusu değil insanların. Ve bizler hizmet sektöründe çalıştığımız için bir arz talep dengesinin olması gerekiyor. Öncelikle karşı tarafın istiyor olması çok önemli. Ama ben genellikle şöyle bir politika izliyorum. Buraya kadar gelmişsiniz. Burada tek başınıza durmaktansa beraber vakit geçirelim. Konuşmak zorunda ya da cevap vermek zorunda değilsiniz. Sizi dinleyici olarak aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Siz ailenin bir ferdisiniz. Bütün aileyi beraber görmek ve burada bir eksik bırakmamak için yanımızda olmayı tercih ederseniz mutlu oluruz. Gibi yumuşak sözlerle içeri almayı denerim. Bazen şöyle soruluyor, daha hiç gelmeden telefonda ulaşıyorlar bir şekilde sekreteriye ya da bana. Diyorlar ki yani işte eşim gelmek istemiyor ya da işte bizim çocuk gelmek istemiyor ne yapalım. Çocuk dediğim ergeni kastediyorum biraz daha, genç. O zaman şöyle diyorum yani bir sefere ikna etmeye çalışın. Sadece bir kez gidelim, beğenmezsen bir daha gitme. Yeter ki gelsin. O geldikten sonrası biraz bizim işimiz çünkü. Yani orada artık o ilişkiyi kurma gücü, bir şekilde koalisyona varabilme, bir şekilde problemleri çözülebilir, hedefe varılabilir ve bir haritası olan şekilde sunabilme. Orası artık bize kalıyor bir yerden sonra ve
Umut ediyoruz ki çok büyük olasılıkla da genellikle devam ederler. Hele de ergenler. Tırnak içinde tavlaması kolaydır. Çok zor değildir. Ama eşlerde de aynı şekilde. Gelmek istemiyorsa ben bir sefer için rica edin. Gelmezse lütfen sizi bekliyorum deyip tek kişiyle çalışmaya başladığım oluyor. Şöyle devam ediyoruz. Birkaç seanstan sonra ben beyefendinin ya da hanımefendinin cep telefonunu rica ediyorum. Ve bir kendim alo ödemeyi tercih ediyorum. Yani bir alo deyip mümkün mü? Sizin pencerenizden de dinliyor olmak. Çünkü çok şey eksik kalıyor siz olmayınca. Eşim şöyle düşünür diye en fazla anlatabiliyor ama benim size özel de sormak istediğim sorular var. Eşinize yardımcı olmak için en azından bir seans gelmek ister misiniz? Deyip bireysel iletişim kurmayı da deniyorum. 50-50 dönüş genel ortalama öyle. ama biliyorum ki ilişki bir dans ve oradaki ayak özellikleri bir kişinin değiştiğinde diğeri otomatik olarak değişiyor zaten. O yüzden de aileden bir kişinin değişmesi bütün ailenin aslında o değişim tetikleyicisi olarak devreye girmesi demek. O yüzden ne olursan ol gel var ya yine Hazretlerinin ne olursan ol gel yani tek kişi de olsa gel hiç sıkıntı değil. Biz sistemi çalışmaya bir yerden başlamış oluruz. Hiç çalışmamaktan çok daha iyidir. Mesela bir bağımlı danışan hatırlıyorum. Hiçbir görme şansım olmadı. Ama bütün aileyi gördüm. Yani iki çocuğu var ailenin. Büyük oğlan madde bağımlısı. Bir genç kız var evde. Ve bir anne baba. O madde bağımlısı genç adam hiç gelmedi seansa. Ve biz üç kişi çalıştık. Çok da iyi oldu. Onun da hayrına çalıştık. Geri kalan bireylerin hayrına da çalışmış olduk. Ne kadar kişi katılırsa o kadar kar. Ama bir kişi de yeterli tetikleyiciyi elde etmekte bize veri sağlıyor mutlaka. Peki hocam, özellikle bu son yaptığınız anlatıdan ben bir yeri böyle cımbızla aldım. Çok da dikkatimi çekti. Çünkü benim de çok sevmediğim bir terim kullanılıyor burada. İşte danışan dropout oldu. Böyle söyleyince galiba daha sorunu dışsallaştırıyoruz. Burada sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Yani atıyorum, hani bir danışan geldi, bir şekilde ikna oldu ve ilkine geldi, ikinciye geldi ama sonrasında bıraktı gitti diyelim. Yani burada danışandaki bir dirençten mi bahsetmemiz gerekiyor, yoksa sizin bu konudaki görüşünüz ne? Burada ne kadarı terapistin hatası, ne kadarı danışanın güvensizliği belki onun hatası. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önceki sizin deneyimleriniz size ne söylüyor? Öncesinde kendime daha çok yorardım durumu ve ben kendimde hatayı çok çağırardım. Şimdilerde geldiğim nokta şu, eğer kurduğum ilişkiye güveniyorsam, biz orada güvenli bir bağ oluşturmuş ve bir güvenli ortamda yavaş yavaş ısınma turları atmaya başlamış ya da belki çalışmaya başlamışsak ve o gelmemeyi tercih ediyorsa eğer, yüksek bir saygı duygusuyla karşılıyorum durumu. Gerektiğinde gelir, ihtiyacı olduğunda gelir. Zamanı geldiğinde gelir. Belki zamanı değildi. Belki ben zamansız bir konudan başladım veya o zamanı olduğunu düşündüğü bir şeyi açtı ama henüz zamanı değildi. Yani bu böyle bir şey. Kişinin ihtiyacı belirler tamamen durumu. Bizler sadece yol göstererekten eşlik eden kişiyiz. Ve temel orada ilişkidir. İlişkiyi kurduysanız gerisinde danışan gene döner gelir. Size kızsa da gelir. Mesela çok zor seanslar yapıyoruz. Dropout olsa olur. Ama Doktor Murat Dokur hocamın bir sözü vardı. Derdi ki zor sıkı seansları yapacaksanız o zamana gelene kadar çok bağınızın kuvvetlenmesi lazım. Ve danışanı çok iyi tutuyor olmanız lazım ki o noktadan sonra biraz daha sert müdahalelere başlayın. Şimdi çok iyi tuttuğunuzu hissettiğiniz yerde bir sert müdahalede bulundunuz ve bir sonraki seansı diyelim ki iptal etti danışan. Beklersiniz ne oluyor? Gelecek mi? Gelecek mi? Bir yıl sonra gelen danışan olur. Benim 8 yıllık danışanım var ya da çok daha fazlası da var. Mesela part part geliyorlar. Olabiliyor yani o geliyor ve hiç o zamana kadar problem olarak bahsetmediği bir şeyi açıyor. Şimdi onun zamanı gelmiş çünkü. Onu çalışıyor. Çift ilişkisinde de aynen böyle. Evlilik öncesinde gelenler var. Çok mutlu oluyorum. Evlilik öncesi gelen çiftlere. Bence çok harika bir aşamadalar çünkü. Orada birçok şeyi halledebilirlerse evlilik çok daha iyi gidecek.
Evlenmeden önce geliyor, evlendikten sonra geliyor, çocuğu oluyor geliyor. Ya da hamileyken geliyor, sonra doğuruyor, kucaklarında geliyorlar bebekle. O ayrı ayrı evrelerin ayrı ayrı özelliklerini, ayrı ayrı zamanlarda çalışmak, her şey zamanı geldiğinde çalışmak ama. Diye düşünüyorum. Dropoutlar bende saygı uyandırıyor. Teşekkür ederim hocam. Yine güzel bir cevaptı. Benim böyle çok merak ettiğim sorulardan bir diğeriydi aslında. Yani bu kadar ilişki odaklı çalışmak, bu kadar aslında aile içi dinamiklere önem veriyor olmak, sürekli hani kişinin ötekisine çok ilgi gösteriyor olmak nasıl bir danışan ve danışman ilişkisini gerektiriyor terapi odasında? Ve özellikle oradaki o seans anında bir üstünlükten bahsedebilir miyiz? Ya da atıyorum işte danışanın üstün olmasından, onun sizi yönlendirmesi ya da tam tersinden bahsedebilir miyiz? Burada nasıl aranızda nasıl bir ilişki kurulması bekleniliyor yani? İki insan canlısı olarak karşılaşıyoruz aslında ve istediğimiz şey bunun biraz tahterevalli gibi gitmesidir. Güç dengesinin değişken olabilirliği gibi. Bunu şöyle anlatmak isterim. İster istemez terapist ya da danışman koltuğu biraz ebeveyn koltuğudur. Orada bir otoriteniz, bir yetkiniz, size danışılan bir konuda söz söyleme hakkınız var. Dolayısıyla koltuğunuz otorite koltuğu. Orada eğer karşı taraf sizin otoritenize karşı bir çatışma içerisine giriyorsa bunu başka türlü değerlendirmek lazım. Onu bir kenara koyuyorum. Fakat başka bir takım ekollerde olduğu gibi benim ekolüm pragmatik eksperyantel çalışır. Ve biz karşımıza gelen kişinin kendi problemleriyle ilgili aslında bir usta olduğunu düşünürüz. O elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Öğrendiği kadarının en iyisini yapmıştır. O sistemini çok iyi tanır. Bizden çok çok daha iyi tanır. Mesela işte bir ergenle ilgili aile geldi diyelim ki. Elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ve elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Sonra size gelmiştir. O yüksek saygıyla karşılarız danışanı. Dolayısıyla ben kendi işimin ekspertiyim, uzmanıyım. O da aslında kendisinin uzmanı. Ama halledilemeyen de bir şey var. Şimdi bir de biz bakalım der gibi bir durum bu. Dolayısıyla hem onun uzmanlığına saygı bireyselliğindeki hem de onun bizim uzmanlığımıza getirdiği konuda bizim önerilerimize belki uyabileceği bize verdiği saygınlık karşılıklı olduğunda çok daha iyi bir işbirliği sağlanıyor ve o işbirliği zaten birçok şeyi halletmeye, kişinin kendi içini açmasını sağlayaraktan devamını getiriyor diyebilirim. Şimdi hocam merak ettiğim birkaç soru daha size yönlendirmek istiyorum ama ilki şu, genelde kısa süreli çalışır dedik. Burada nasıl bir sınırlamadan bahsedebiliriz? Kısa süreli ne demek? Biraz da göreceli bir kavram olduğu için biraz önce bundan bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Bir de bu yine kafa kurcalan bir diğer sorulardan biri. Yani bireysel çalıştığımız zaman mahremiyet olayı kolay. Yani terapist kapıdan çıktığı anda her şeyi unutursa mahremiyet bitti demektir. Ama özellikle hem bireysel aldığınız hasta olabilir yani danışan olabilir hem de onunla atıyorum bir çift seansı yapıyorsunuzdur. Oradaki o mahremiyet çizgisi nasıl koruyorsunuz ya da neyin mahrem neyin olmayacağı ya burada nasıl bir denge var? Çok da riskli bir yer aslında anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle bıçak sırtı bir yer. Şuradan almak istiyorum. Hani demiştim ya, o bir seansa gelsin yeter. Hani biz bir seansın pazarlığını yapalım ve oraya gelsin. Çünkü benim ekolümde bizler ilk seansın sonunda elimizden geldiğince problemlerin özetini çıkartıp bunlarla ilgili hangi yol haritasıyla devam edeceğimizi danışana söyleyip bir de aşağı yukarı ne kadar çalışacağımızı kestirerekten bir süre söyleriz. Aşağı yukarı 8-12 seans pratiğinde çalışmaya çalışıyoruz. Bunun tabii ki daha azı, daha çoğu var veya yanıldıklarımız var. Yani ben aşağı yukarı 10 seans gibi görürüm sizi zannediyorum deyip yıllarca gördüklerim de var. İstisnalar kaideyi bozmaz deyip geri döneyim oradan. Ama 8-12 seans formatı söz konusu ve o danışana çok iyi gelen bir şey. İlk seansın sonunda hangi sıklıkla? Aile ve çift terapisi çok sık görüşme yapmayı sevmez. Haftada bir gibi değil. Biz zamanı kullanmayı çok severiz. Çünkü zaman akar ve o ilişki içerisinde bir şeyler daha değişir. Sizin etkinizle beraber neyin değiştiğini, neyin değişmediğini, neyin hala problem olarak devam ettiğini, içerideki o duygusal olgulanışının nasıl olduğunu görmek için zamana ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla 10-15 gün
ila ayda bir, 2 ayda bir gibi aslında ilişki terapisi takip edilir. Zaman çok çok kıymetli. Onlar için de bizim için de. Bizim için de, bizim içimizde de onların ilişkisi biraz dönecektir. Öyle söyledim, o öyle baktı, o öyle dedi, o ondan sonra şöyle dedi ama oradaki göz hareketi başka bir şey mi söylüyordu acaba? Bizim içimizde de dönsün biraz. Onların içinde de dönsün o seans biraz. Ve sonra biraz da soluklanma yaşamda akma fırsatı bulsunlar. O akışın içerisinde bir zaman sonra tekrar karşılaşalım. 8-12 seansta tahminen 10 gün, 15 günde bir gibi çalışmayı tercih ediyoruz. Ve bunu bilmek, birinci seansta danışana çok iyi geliyor. Aşağı yukarı ne kadar çalışacağımızı ve hangi sıklıkla çalışacağımızı. Nasıl çalışıyor? Birinci soruna cevap galiba buydu. Şimdi ikinci soruya gelince bir mahremiyet meselesi var ki bu çak sırtı bir konu. Çalıştıkça insan birazcık daha burada yol alıyor sanki. Burada ikiye ayırmak istiyorum. Bir tanesi aile terapisi olarak gelenler, yani grup olarak gördüklerimiz. Çocuklar ve aileleri, ergen değil, yani 12 yaş altı çocukları olan aileleri beraber gördüğümde genellikle bu mahremiyetten çok söz etmiyoruz. Çünkü çocukları tek görmek gibi bir ihtiyacım olmuyor. Çocukların tek görülmesi gerekiyorsa onu ben çocuk terapistine paslıyorum zaten. Bir ergenle beraber gelen bir aile söz konusuysa eğer, ilk seansı hep beraber almayı tercih ederim. Onların ekstra bir önerisi yoksa bazen, çünkü anne baba önden bir gelirler, bir seans yaparlar, sonra derler ki bizim çocuğu bir sonraki seansa gönderelim biz o önceden bir biz bilgiyi verelim sonra o gelsin gibi. Ama bana sorarlarsa eğer nasıl gelelim diye, benim tercihim her zaman hepsinin beraber gelmesidir ilk seans için. Şimdi beraberken problem yok. Zaten herkes söylemek istediği kadarını söyler, dile getirmek istediği kadarını dile getirir. Ben ilk seansta şu çerçeveyi mutlaka söylerim. Şöyle çalışıyoruz. Bireysel bütün seanslarda konuşulan her şey mahremdir, etiktir. Etik ilkeler dahilinde sadece konuştuğum kişi ve benim aramızda kalacaktır, sırdır. Bunu size söylememi beklemeyin. Hele de 18 yaş üstü, şimdi ergen diyoruz ama kişi 21 yaşında ailesiyle geliyor ve yine aile ergen muamelesiyle getiriyor kişiyi. Dolayısıyla hani genç yetişkin de gruba dahil. Ve ben büyük oranda bunu söylemeyi tercih ediyorum. Tek seansa başlarken de gene diyorum ki bak, seninle bu seansı tek yapıyoruz. Bugün burada konuşulanlar şu dört duvar sen ve ben arasında. Birkaç istisna var ama onlar çok uç durumlar. Boş ver. Çünkü orada şunlar var. Bağımlılık, intihar riski, aileye bildirilme zorunluluğu olan taciz, tecavüz vakaları biliyorsunuz. Ailelere ya da yetkili mercilere bildirilme zorunluluğu olan şeyler hariç. Biz mahremiyeti koruyoruz. Fakat burada şöyle bir durum var. Gene ergen üzerinden götüreceğim bu söylemimi. Şimdi anneler, babalar çocukları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Ne konuşuldu? Ne diyor? Oldu mu? Bu çocuk gelecek mi? Vahim bir durum var mı? Ve ben ergenle tek seanstayken mutlaka şunu ona söylüyorum samimiyetimle. Bak, anneni babanı içeri alalım. Genel başlıklarla neler konuştuğumuzu konuşalım. İster misin? Bak, sen şu 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 konu sır kalsın istiyorsun. Tamam, biliyorum. Onları sır tutalım. Ama neden konuştuk bugün seninle? Okuldan konuştuk. Bugün okuldan ve matematik derslerinden konuştuk desem senin için problem var mı? Yok. Ben bunun anlaşmasını yapıyorum ergenle ve sonra aileyi içeri aldığımda gerçekten o anlaşmaya sadık kalarak genel başlıklar üzerinden yürütmeyi tercih ediyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü öbür türlü telefon açıyorlar. İnsanlar ve sonra ben o telefonu eğer ergene söylemezsem benim bağ problemim çıkıyor. Geçenlerde bir ergen bana mesaj atıyor. Hani babama söylemeyecektiniz okulla ilgili durumu, size çok gücendim daha da gelmiyorum. Allah Allah diyorum, mümkün değil, ben söylemedim. Bir okulla ilgili bir okul kaçma kırma durumu vardı okullar varken. Ben söylemedim. Dedim ki yani bilmiyorum nereden duydun ama ben söylemedim. İstersen kendisine de sorabilirsin nereden duyduğunu. Umarım benim üstüme atmasın, suçlu ben değilim. Zaten dedi işte yazıyor bana, döktürdü be bayağı bir WhatsApp'tan. Zaten dedi güvenmem gerektiğini biliyordum, yanlış yaptım böyle böyle falan. Oh. Dedim
Bir zaman sonra bir mesaj, özür dilerim siz değilmişsiniz. Demem çünkü. Yani o bağı çok kuvvetli tutmak zorundayım. Yoksa o ailenin hayrına çalışamam ki. O ergen bana kendini açmaz ki. Derdini paylaşmaz ki. O paylaşmadıktan sonra yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla onun o güven bağını tutmak zorundayım. Ailelere genel başlıklarda bilgilendirme yapıp o bilgilendirmeyi yapacağımı da ergene söyleyerekten devam ediyorum. Ergenler böyle. Gelelim daha kritik, bir başka kritik tarafa. Çiftler arası. Evet. Aynen. Aile terapisinde yaptığım çerçevelemi ilk seansta onlara da yapıyorum. Bireysel yapacağımız seanslar olacak. Bunlara ben karar vereceğim. Bir sonraki seansa kimi çağıracağımı, sonra tekrar kimi göreceğimi ben söyleyeceğim. Ama bu seanslardaki karşılaşmalarımız tamamen ikimiz arasında sır kalacak. Bu sizin ilişkinizde çalışmam için gerekli. Lütfen bu konuda da saygı duyun. Hatta eve gittiğinizde eşiniz size çok sormayın. Yani işte senin seansın, sen ne konuştun Enis Hanım'la? İşte sen ne konuş? Sen ne kadar söylersen ben de o kadar söyleyeceğim falan deyip pazarlıklar yapanlar var. Çok onları istemiyoruz. Bırakın diyorum yani o onun özelinde kalsın. Benle konuştuğu, benle konuştuğudur ve kalır. Tabii burada şöyle bıçak sırtı konular var. Bir ilişki dışı ilişki söz konusu evlilikte mesela. Bunu ben beyefendiyle ya da hanımefendiyle seansta birebir konuşuyorum ve öğreniyorum. Ve bunu eşine söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim gibi bir durum çıkabiliyor ortaya. Şimdi aile terapisinde pek çok ekol mevcut. Benim ekolümde söylenmez. Bunun arka felsefesine ve oradaki şeylere, sistem ihtimallerine hiç girmeyeyim. Yani o şu anda kapsamımız dışında kalsın. Ama biz söylememeyi tercih ettiğimiz bir yerde duruyoruz. Çünkü o güven ilişkisi bir. İlişkiyi korumak gibi daha büyük bir hedefimiz var orada. İki. Ne olduğunu ve nereye gideceğini konuşabiliriz. Ama bu kadar rigid bir konuyu bile paylaşmak noktasında mahremiyete, özerkliğe dikkat ediyoruz. Bireyselde olan bireyselde kalır, çift görüşmesinde olan da çift görüşmesinde kalır. Çift görüşmesinde kullanılacak olan bilgiler mutlaka kişiyle birebirken konuşulur. Bak şu konuyu beraberken tekrar konuşacağız. Senin için bir sıkıntı var mı? Yok. Bugüne dair sır olarak kalmasını istediğin bir şey var mı? Yok. Bu anlaşmalar yapıldıktan sonra çift seansı devam eder. Ve bu sağlıklılıkta devam ettiğinde genellikle bir problem çıkmaz mahremiyetle ilgili olarak. Ha, bu arada hocam, WhatsApp konuşmaları falan da özele dahildir. Yani mail atarlar, mesaj atarlar, seansa gelmeden önce şöyle bir ön giriş yaparlar. Hepsi mahremiyete dahil. Peki hocam, bir şey daha merak ediyorum burada. Özellikle çiftlerle çalışırken bu merak ettiğim bir konu. Seans anında atıyorum ki bir çatışma çıktı. İlki burada nasıl bir pozisyon alması gerekiyor terapistin? İlk sorun bu olacak. Çünkü böyle bir terapistin messenger olma durumu var. Tahmin edebiliyorum. Yüksek ihtimal bu şeyde de oluyordur. Yani çocuk nasıl evde oluyor bazen? İşte babana söyle şöyle yapsın, annene söyle şöyle yapsın. İhtimal ki bu terapistin de yaşadığı bir arada kalmadır, bu ikilemdir. İlk de böyle bir durumda nasıl bir pozisyon alınması gerekiyor aslında, ben bunu çok merak ediyorum. Ve hocam ikincisi de şu, bu çift terapisi yaparken ki ana hedef çiftin birliğini korumak mı? Yani atıyorum aslında çift, işte ben senden bıktım, sen benden bıktın, ama burada terapistin ne gibi bir inisiyatifi var? Yani gerçekten çiftlerin iki tarafı da birbirine zarar veriyorsa burada... Neye göre rol alıyoruz? Yani sadece çiftin söylediğine göre mi, yoksa yani onun isteğine göre mi? Belki de imkansız olduğu aşikar. Tamam. Çatışmadan başlayalım. Seansta orta düzey bir çatışma bizim için bilgidir. Olması dahilinde biraz kenara çekilip onların nasıl tartıştıklarını görmek bize müthiş olanaklar sağlar. O yüzden aslında bunu olduğunda çok doğal karşılar ve biraz seyrine bırakırız müdahale etmeden. Çünkü bizler onların bize evde çatışmalılıklarını anlatmalarının şahidiyiz. Ama seansta çatışma çıktığında birebir şahit oluyoruz. Bu çok daha gerçekçi. O yeterli bilgiyi aldıktan sonra belki devreye girip orada arabuluculuk görevi varsa arabuluculuk görevi, değilse kendi duruşumuzda bir şeyler söyleme ya da durumun ne olduğunu biz aynalamak durumundayız. Çatışma
Mesleğe başladığımda beni çok tedirgin ederdi. Hemen böyle sıcak sıcak terlemeye başlardım. Eyvah, ne olacak diye. Şimdilerde çok öyle değil. Çatışmanın bize söylediklerini, satır arkasını duymak için bakmak çok kıymetli. Öte yandan eğer çığırından çıkacak gibi olursa, bir uyarı yapıp böyle devam edeceksek ilişkinizin hayrına çalışamayacağız ve bu tonda devam ederseniz birinizi çıkartmak zorunda kalacağım deyip durdurma müdahalesi yaparız. Bu da işlemezse eğer birini çıkartırız. Ama çıkartırken de onu dışlanmış ya da işte cezalandırılmış vesaire hissettirmeden kesinlikle. Bazen de sorarım yani çıkmak isteyen kim çıkmak ister, kiminle devam etmek isterim ya da kim burada kalıp konuşmak ister diye sorup tercih onları bıraktığım da olur. Bazen de kimin volümü çok yükseldiyse bazen onu bir su alıp bir soluklanın. 5 dakika sonra çağırayım sizi deyip dışarı aldığım olur. Çatışmaya müdahale böyle. Fakat çatışmalarda tabii ki birisinin tarafında yer almak ya da birisinin karşısında yer almak söz konusu değil. Bizler asla hakim, yargıç, haklılık, haksızlık belirleyicileri değiliz. Burada önemli olan çatışmanın arkasını görmektir. İnsanların ihtiyaçlarını orada analiz etmektir. Genellikle buz kütlesinin gözüken tarafını tartışırlar. Halbuki onun altında bir kütle daha vardır ki gerçek orada gizlidir. O gerçeğe dair dikkat çekip oraya bakmalarını sağlarsak aslında çatışmaları duruluyor. Vaha evet beraber çalışmamız gereken esas mesele bu deyip masaya oturup hep beraber oradaki puzzle'ı tekrar yapmaya başlayabiliyoruz. O yüzden çatışma iyidir, çatışmayı severiz. Seansın içindeki de bizim için hiç mahsurlu değil. Bu konu böyle. İkinci konuya geldiğimizde zihnimi toparlamaya çalışıyorum. İkinci konu ne sormuştu Ünlü şahsen? Hocam ya kusura bakmayın ben biraz hastayım. Kusura bakma. Tabii geçmiş olsun. Sağ olun. Hocam ben şunu merak ediyorum. Burada çift karşımızda diyelim. Terapist olarak biz oradayız. Ve şunu sezinledik. Bu iki çiftin varlığı neredeyse imkansız yahut birbirlerine zarar veriyorlar. Burada ne derecede bir inisiyatif kullanma hakkımız var ya da çok sık biliyorum ki öneririz hocam işte ne yapalım ayrılalım mı? Ya da şey oluyordur diye tahmin ediyorum hani ya hocam bizden olur mu? Ya hocam söylesene işte ayrılmamız gerekmiyor mu zaten işte anlatamıyorum buna falan tarzı. Yani burada nasıl bir pozisyon almamız gerekiyor? Şimdi bir kere ilk seansta onlara sorduğumuz çok önemli bir problem var. Bizden ne istiyorsunuz? Buna verdikleri cevap kaydedilir mutlaka. Ne istiyor benden? İlişkisini düzeltmemi istiyor olabilir. Arasılıktadır. Karar vermesine yardım etmemi istiyor olabilir. Boşanmaya karar vermiştir. Boşanmasına yardım etmemi istiyordur. Şimdi bir kere ne dedi? Kim ne dedi? Bir tanesi devam etmek isterken öbürü devam etmek istemiyordur. Bu da söz konusu olabilir. Şimdi bir kere buradaki verilen cevaplarla rotamızı belirliyoruz. Burada birkaç farklı versiyondan dolayısıyla söz etmek lazım. İkisi de dedi ki ilişkiye çalışmak istiyoruz. Devam ettirmek istiyoruz. Okey. Tamam. Ve burada genellikle tabii ki ilişkinin tekrar yapılandırılacak yerlerini tekrar yapılandırmak, daha iyileştirilebilecek halleri varsa onları iyileştirmek, hiçbir zaman değişmeyecek yerlerin kabulüne çalışmak gibi görevler devam ediyor. Bu üç şey çok önemli bu arada. Değiştirilemeyecek özelliklerin kabulü vardır. Bütün ilişkilerde ve bütün fıtratlarda değiştirilemeyecek taraflar vardır. Eskiden iyidir, sonradan kötülemiştir. Eskiden iyiyse tekrar o iyilik haline gelme potansiyeline sahip demektir. O tarafların tekrar iyileştirilmesine çalışılabilir. Bazı şeyler vardır hiç öyle yapılandırılmamıştır. Şey gibi hani bir kütüphaneyi hiç öyle düzenlememişsinizdir daha önce gibi. Bazı şeyler öyle tekrar yapılandırılabilir, yeniden yapılandırılabilir. Üç taraflı bizler çalışırız. Birisi devam etmek istiyor, biri devam etmek istemiyor. Orayı bir ortak paydada tutmak gerekecektir. Onu birkaç seans devam etmek isteyeni tek alıp duruma bakıp, devam etmek istemeyeni tek alıp duruma bakıp, nerede bir ortak paydada çalışma alanı tutturabilirize bakmak lazım. Yani ilişki orada gerçekten çoktan bitmiş olabilir. Bir taraf sadece yapışma özelliği gösteriyor olabilir. Olabilir diyorum ama. Böyle de olmayabilir. Bir taraf şöyle de olabilir. Bana ne ben oynamayacağım diyen çocuk gibi. Çok kolay vazgeçen, mücadele etme ruhunu o anda hissetmeyen bir taraf olabilir.
o anda o gün öyle hissetmiştir veya bir süredir öyle hissediyordur falan. Veya taraflardan bir tanesi depresif olabilir. Kaygısı çok yükselmiş olabilir. Burada bütün o taraflara bakıp problemin nerede olduğuna bizim uzman bakışımızla bir bakış geliştirmek durumundayız. Ve orada ilişkinin yanında, yani ilişkinin iyileştirilmesinin yanında ya da ilişkinin bitirilmesinin tarafında bir taraf belirlemek durumundayız. Bunu da onlara nedeniyle, niçiniyle açıklamak durumundayız. Bu tabii ki bir şey ister, yani bir 5-6 seans ister bu noktaya gelebilmek, bu noktada içimizin emin olması için. Fakat terapistin ilk seanstan itibaren tarafını ne kadar çabuk belli ederse o kadar iyi oluşu vardır. İkisi de boşanmak istiyor olarak gelir. Biz buna geldik diyebilirler. Siz o ufak seans aralığında bir yere sıkıştırıp bu ilişkinin şimdi kadar sizi getiren iyi tarafları nelerdi diye sorduğunuzda verdikleri cevaplar öyle kelli felli cevaplar olabilir ki siz karışabilirsiniz. Bu boşanma diyorlar ama yani biraz eften püften bir sebeple boşanmaya gidiyorlarmış gibi anlattıkları ilişki vazgeçilebilecek bir ilişki değil. Niye böyle? Orada şöyle bir metafor var, çok hoşuma gidiyor benim. Yani deniz kenarında şöyle şahane döşeli bir eviniz var. Satmakla ilgili hiçbir zorunluluğunuz yok. Niye satasınız ki? Yani niye vazgeçesiniz ki o evden? Onun gibi de başka eviniz yok yani. Hani öbürü şehrin içinde gökdelenlerin arasında. Bu deniz manzaralı işte falan yeşillikler içinde. Niye satasınız ki? Bu metaforu da kullanırım seanslarda. Dolayısıyla kişilere bu uzman görüşünü yansıtmayı bir görev olarak addederim. Eğer eften püften sebeplerle boşanmaya gidiyorlarsa, ki çok nadirdir. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir genellikle. İkisi de boşanmayı istiyor ve boşanmaya çalışmamızı istiyorlarsa ve bizim için de sebepler yeterli ağırlıktaysa boşanmaya, ayrılma boşanma çalışması da yaparız. Bu da böyle. Ama bir tarafımız olur mutlaka. Bu da biraz uzman bilgisinin, biraz sezgilerin, biraz kurulan ilişkinin verdiği kokuların sonucunda bir sentez gibi. Peki hocam, bu arada sağ olun güzel cevap için. Metafor da güzel, bize de bir kopya olmuş oldu. Artık burada uzmanlar vardır, adaylar vardır. Bir kenara not alırlar diye umuyorum. Hocam, sormak istediğim bir diğer soru da şu aslında. Aile ve çift terapisinin sahip olması gereken genel özellikleri hakkında bir şeyler söyleyebilir miyiz? Yoksa bu da çok gelen danışana göre şekillenen şeyler midir? Terapistin sahip olması gereken özellikler diyoruz. Doğru mu? Yok ya, yani genel anlamda o danışma, genel anlamda o seansın, yani aile ve çift terapisinin genel anlamda sahip olması gereken özellikler. Yani bilmiyorum ya, belki odası, işte aslında biraz da yapılma şeklinden bahsettik atıyorum örneğin. Ya da bunun dışında biz bakın işte şunlar şunlar olmalı. Özellikle aile ve çift terapisi yapabilmek için bu tarz şeylere ihtiyacınız var. Ya da atıyorum belki de terapistin bu tarz gerekliliklere ihtiyacı var. Belki şey de dersiniz, hani ya ben seanslarımdan gördüğüm kadarıyla çok sakin kalamıyorsanız eğer çok zor, hiç yapmayın. Belki tarzı da olabilir, bilmiyorum ama genel anlamda gereklilikleri hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Hem seans hem terapist açısından. Masa arkasında çalışmayı sevmeyiz. Onun kendi alanının uzmanı olması, bizim de kendi alanımızın uzmanı olmamız aralığında bir iki insan canlısı karşılaşıyoruz. Dolayısıyla masa arkasında değil, işte bir oturma grubunun içerisinde karşılaşmayı severiz. Ortada bir sehpa olabilir ama 1,5-2 metre aralığında bir yerleştirilmiş koltukların olması bizim için çok uygun. Bu şekilde karşılaşmak iyi. Bunun dışında çiftlerle çalışmak için çok esnek bir yapıda olmak gerekiyor. Ve bütün ahlak anlayışımızdan, bütün gelenek bakış açımızdan, bütün kendinize ait inançlarınızdan, bütün her şeyden çok farklı insanlarla karşı karşıya geleceksiniz demektir. Çok farklı ilişki yapılarından, sizin size çok belki yabancı olan, tüm bunlarla karşılaşabilmek için Doktor Murat Dokur Hocam der ki, yüksüz, yansız, yargısız olacaksınız. Yani bu şu demektir.
erkeklere karşı genel bir bakış açısınız olmayacak. Boş bir kap olacaksınız. Kayınvalidelere karşı boş olacaksınız. XYZ şeklindeki bir kadına karşı boş olacaksınız. Eltilere karşı boş olacaksınız. Gelen kişi neyse onu verecek ve siz onunla çalışabilir özellikte olacaksınız. Bu aynı zamanda kendi bireysel geçmişinizi de kapının dışında bırakabilmenizi geliştirmiş olmanız gerekmekte. Çünkü o kendi unfinished business'larınızla, kendi dünyanızdan odaya aktaracaklarınızla odayı bozarsınız. Oraya başka bir kokunun bulaşmaması lazım. Onlar kendi kokularını getirmeliler ve orada aromaterapi yapılmalı gibi bir şey. Belki böyle bir metafor. Dolayısıyla geniş bakış açısı bana hep çok iyi gelir. Bu genişlikte olabilmek çok ferahlık ve esneklik gerektiriyor ama. Eğer ben aile danışmanlığı sertifika programlarında ders verirken öğrencilere en rigid vakaları anlatırım. Gerçekten böyle içlerinde kadına ya da adama karşı öfkelenebilecekleri vakaları anlatırım ve bir tarafından anlatırım genellikle. Ve tansiyonlarına bakarım. Yani ne hissediyorsunuz bu danışana karşı? Hiçbir şey hissetmemeli. Ya da o bir partı anlattıktan sonra bir başka partı daha anlatırım. Ters köşe yapıp mesela hani adamın gözünden öyle ama kadının gözünden de böyle veya tam tersi. Şimdi böyle olduğunda gerçekten insanlara karşı müthiş bir insan sevginiz olması gerekiyor. Herkesi olduğu gibi kabul etmekle ilgili. Ben bu meslekte biraz zaman geçirdikten sonra çok büyük oranda öfkelenme özelliğimi yitirdim. Çünkü onun nereden baktığını, nereden gördüğünü ve öyle baktığı için nasıl değerlendirdiğini gördüğünüzde onun kendi hakkı, onun kendine verdiği haklılık penceresini anlıyorsunuz. Hak vermeseniz bile anlıyorsunuz. Şimdi hak vermekle anlamak ayrı şeyler. Ama onun kendine nerede hak verdiğini anladığınız yerde öfkeniz gelmiyor, anlayışınız geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu enteresan bir nokta. Bir üst nokta gibi. Yani kendinizden de çıktığınız, ondan da çıktığınız, onun dünyasına baktığınız ve ha anladım dediğiniz ve geri çekildiğiniz şey. Herkes haklı. Herkes haklı. Hani cezaevlerine girenlerde böyle bir şey vardır ya, ben suçsuzum suçsuz. Buradaki herkes suçsuz. Şimdi insanoğlunda da herkes haklı ve biz terapistler herkesin kendisini haklı gördüğü yeri görmek ve anlamak durumundayız gerçekten. Kendi işinizde en iyisi olarak ben ona hak veririm ya da vermem zaten mevzu o değil. Psikolog en iyisi başka bir yerde çalışıyor. Enise odanın dışında duruyor. Orada sadece bir ünvan, bir rol var ve o rol elinden gelenin en iyisini yapmak için yüksüz, yansız ve yargısız çalışmak durumunda. Getirilenle ve istenen kadar çalışmak durumunda. Burnunu uzatmaması gereken yerlere uzatmadan ama yapması gereken bütün işleri yaparak çalışması, o hijyende, o homojenlikte çalışması gerekiyor diyebilirim. Ne kadar cevap oldu. Zor bir soruydu bu. Güzel cevap aklıma oldu. Zaten güzel sorarken gelen birkaç bir şey de unuttuğumu anlıyorum şu anda ama gelmiyor. Sizin o değindiğiniz noktada ben de şeyi hatırlattı. Terapötik teknikler eğitimini almıştım ben de sizden. Bilmiyorum hatırlar mısınız hocam? Daha korona falan yoktu tabii de. O zamanlar sizin böyle uç örnekleri anlattığınızı hatırlıyorum. Ve hani masanın başına dizilmiştik böyle. Diğerlerinin tepkilerini de hatırlıyorum. Nasıl olur ya işte ya bir insan bir insan nasıl yapar falan. Bence çok muhteşem bir çok yanlışlıkla çekilebilir belki ama çok muhteşem bir genişlik istiyor. Her şeyi içine alabilmek, kabul edebilmek istiyor. O anlamda gerçekten hocam sizi tebrik ederim ya. Çok zor bir şey. Biri bana o hikayeyi anlatsa ve ben yüzüne onu anlayışlı bir şekilde geri yansıtabilsem ben zaten evliya veli falan alıyorum galiba bilmiyorum ama gerçekten çok zor, tebrik ederim. Böylelikle de aslında buyurun hocam. Yok bu zaman içerisinde olan ve yardım etmek için sahip olmanız gereken bir şey. Yoksa onu dinleyen en yakın arkadaşından ne bileyim komşusundan, annesinden babasından bir farkınız kalmaz. O genişlikten bakmadıktan sonra gerçekten yol almak çok mümkün değil. Onun dünyası ve onun dünyası saygı hak ediyor. Her ne yaşıyor olursa olsun biz de yardım etmek için oradayız. Dolayısıyla o boşluğa, o boşluk derken o temizliğe diyeyim, sahip olmak durumundayız zaten.
Harika hocam. Ben şimdi arkadaşlara aslında sorayım biraz da. Şimdi şunu düzeltmek istiyorum. Neredeyse süpervizyon almak niteliğinde ya da süpervizyon verilmesi gerekliliğinde sorular geliyor. Hiç yönlendirmeyeceğim Öyle. onu hocamıza. Çünkü mümkün değil. Yani Hmm. hocamız vakayı dahi bilmeden ne söyleyebilir zaten. Her şeyin ötesinde o da var. Çok, o kadar da vaktimiz de yok. Öyle değil mi hocam? O yüzden daha böyle genel çaplı sormak istediğiniz sorular varsa siz sorun. Ben hocamızın Instagram'ını yazmayı unuttum. Ben size hocamızın Instagram'ını yazayım. Hocam en iyisi Aguldü Olur. sanırım değil mi? Psikolog. Doğru. Şunu söylemek istiyorum. Alanda yeni olan arkadaşlar veya danışmanlık ihtiyacında olan insanlar çok sık reçete ihtiyacında oluyorlar. Şöyle 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 ben ne yapayım? Bu özellikle yazıyla geldiğinde benim soru hakkım sınırlı olduğunda veya yüz yüze de olduğu gibi bir duygu alışverişimiz olmadığında, satır arkasını, alt yazıyı görme şansım olmadığında cevap veremeyeceğim kadar komplike oluyor. Bir şey söylemek orada o kadar büyük bir sorumluluk ki isabet ettirme isteğinizle gerçeklik arasında olabileceğini tahayyül ettiğiniz aralık çok geniş. Ben isabetli bir şey söylemek isterim. İnsani olarak yardım etmek isterim. Ama aile ve çift terapisinde artık şöyle düşünmeye başlıyorsunuz bir yerden sonra. Şimdi kadın bana mesela kocasından şikayet ediyor olsun. Tek başına. Benim kocam şöyle 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 şöyle. Benim zihnimde daha önce bir sürü bu şikayetle gelen kadının kocalarını da görmüşlüğüm. O kocaların da kendini bla 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 diye savunmuşluğu var. Aynı evin içindeki çocuğu görmüşlüğüm var. Onun da annesinin ya da babasının söylemlerine karşı verdiği cevapları bilmişliğim var. Dolayısıyla daha kadın bana adamla ilgili şikayetini söylerken ben adamın buna karşı verebileceği birkaç tane tepkiyi, birkaçtan fazla tepkiyi, evdeki çocuğun ne yaşıyor olabileceğini, bu kadının nasıl ihtiyacının ne olduğunu, arka planda başka kaygısının, korkusunun neyse gücüsünün ne olduğunu birçok şeyi aynı anda düşünmek durumunda ve bir cevap vermek durumundayım. Bu çok zor bir şey. O yüzden süpervizyon gibi bir şey var. O yüzden hocalarımıza gidiyoruz, vakayı bir sürü şekliyle anlatıyoruz ve hocam ne yapayım diyoruz. O da bize yol yordam söylüyor. Yol yordam söylemeden önce bir sürü soru soruyor. Eğer o soruları biz danışana sorup bilgisini almadıysak bir daha seansa gidiyoruz. Danışana o soruları soruyoruz. Alıyoruz. Geliyoruz. Hocam sordum. Danışan böyle dedi. Şimdi ne yapacağım diyoruz. Hoca ondan sonra söylüyor. Dolayısıyla bir reçete maalesef söz konusu değil. Çok kolay şeyler de değil. Ve kötü tarafı Yuşa şöyle bir yere düşüyoruz. En azından bir sefer bir seans yapsaydık dediğinde ya işte hani paramızı almak için seansa çağırıyorlar falan. Yani hocam buradan söyleyeceğiniz hiçbir şey yok deyip böyle bir kolaycılığa katıyorlar. Aslında hiç öyle değil. Gerçekten hiç öyle değil. Yani bizim de işimiz bu. Ve bizim işimiz insanlarla kurduğumuz bağın içerisinde sorduğumuz sorularla ve verdiğimiz cevaplarla biraz kelime cambazıyız, biraz okuma cambazıyız. Sistem özellikli bakış açısı sahibiyiz. İster istemez işimiz bu. Ve böyle bakarken reçete gerçekten çok zor. İşte bugün bir hanımefendi mail atmış ne yapayım diye. Telefonumu verip beni arayın diyeceğim mesela. Yani en azından bir sesle bir irtibat kurayım. O irtibat olmadan olmuyor. Yani bana anlattığı o evlilik şikayetlerini anlatırken ki ses tonunu duymadan olmaz. Anlatabiliyor muyum? Buz gibi mi anlatıyor? Ağlayarak mı anlatıyor? Yoksa kaygılı mı anlatıyor? Bir telaşesi mi var? Şimdi söyleyeceğim her yanıt bunların dördünde farklı olacaktır. Çünkü orada o kişinin varoluşu var. Bunu o varoluşu ıskalayamayız. O varoluşla karşılaşmak durumundayız. Ona dair bir şey söylemek için. Ve isabetli olsun isteriz tabii ki yardımcı olmak için. O noktada zor. Peki hocam, ben size bir sorudan yönlendirmek istiyorum hemen. Şimdi şunu da kaydedebilirsem eğer beceremedim bir türlü ama sanırım oldu şimdi hocam. Sizin hesabınızı görüyorlar. Şimdi hocam sormak istediğim bir diğer soru da şu. Çatışması olan hatta belki de çok büyük çatışmaları olan bir çift düşünelim. Onların arasında hala sağlıklı bir iletişim olduğundan ya da sağlıklı bir iletişimi de geçtik. O ilişkide hala sağlıklı bir ilişki olduğundan bahsedebilir miyiz? Yoksa çatışma neyin belirleyicisi olabilir? Yani çatışan hatta sık çatışan bir çift aslında bize nelerin ipucunu vermekte? Yani çok şey düşünüyorum şu an. Hangi birini söylesem diye seçme yapmak durumundayım şu anda.
Çatışma aslında tek başına bakıldığında bir enerjinin hala ilişkide var olduğunu gösterir. Susmuş ve konuşmayan çifttense hala tartışan çifti tercih ederim. Hala bir ümit karşı tarafa bir şeyler anlatıp ya da onu provoke edip onunla irtibatta kalma çabası vardır. Hiç yoktan o vardır. Dolayısıyla o kendi kabuğuna çekilmiş çiftten daha iyidir. Öte taraftan bakıldığında bir güç savaşı acaba var mı diye ilk aklıma gelen tarama tarafım bu olur herhalde. İlk önce tarayacağım şey bir güç savaşından bahsediyor muyuz buradadır. Bir başka tarafı kişilerin doğru iki ayrı doğrudan bahsettiği yerde bir çatışma var mı? Belki bu. Birbirlerini provoke ediyorlar mı? Birisi birisinin bile isteye ayağına basıyor mu? Ya da bilmeden istemeden hatta bilinç dışı ayağına basıyor mu? Kuyruğuna basıyor mu? Buna bakma tarafım olur. İlk aklıma gelenler bunlar. Bakarım nasıl tartışıyorlar bir de. Yani öyle hiçbir hedefe varmak istemeden çatışan çiftler vardır. 10 dakikalık tartışıyorlar dövüşmek için. Ya enerjileri çıkacak. Bırakırsınız ama bazen de öyle olmaz. O yüzden o çatışmanın içeriği çok önemli. Neyi nasıl konuştukları önemli. Hangi sıklıkta çalıştıkları önemli. Ama dediğim gibi çatışma umut var demektir. Yani benim Diğer aslında demek tüm merak ettiğim de. buydu. Evet. Çok da güzel bir cevap oldu hocam ya. Kabuğuna çekilenlerdense çatışan iyidir diye ben de kısaca tekrar üstünden geçmiş olayım. Hocam eğer bahsettiyseniz aklımdan çıkmış çok çok özür dileyerek tekrar soracağım ama ortalama bir seansın uzunluğu ne kadardır? Yani seans periyodundan bahsettik. Yani 8-12 genel ortalaması ama yani tek bir seansın süre açısından 50 dakika mıdır ya da ne bileyim çiftle çalıştığında şu kadardır, aileyle çalıştığında bu kadardır, bireyselde bu kadardır diyebiliyor muyuz? 45-50 dakikadır. Benim ekolümde hepsi aynıdır. Bazı farklı ekollerde çiftle ilk seans 1,5 saat yapılır. Ben de öyle değil. Bu ekolden ekole değişen özellikler gösterebiliyor. Hatta ödemeyi de çift geldiklerinde çarpı iki alan uzmanlar vardır. İki kişi birden gördüm diye. Gene benim ekolümde öyle değil. Biz tek seans üzerinden gideriz. Ödeme noktasında da öyle. Süre noktasında da standartı. Bireyselde de, çiftte de, ailede de. Tutarız. 50 dakikadır sınırı genellikle. Çok uç durumlarda tabii ki yani uygun değildir seansı bitirmek. Aslında bizim bir sonraki seansa kadar 10 dakikamız olur. Yani 50 dakikada seansı bitirirsiniz. 2 dakikada da danışanınızı uğurlarsınız. 1,8 dakika ya da işte diğer seansında 2 dakikası diyelim ki bir 10 dakika soluklanır, bir çay alır. Yani şöyle bir iki muhabbet eder ortadaki diğer uzmanlarla ya da sekreteriyle bir muhabbet edersiniz. O diğer seanstan biraz uzaklaşmak için iyidir ve sonra yeniden seansa girersiniz. Bazen işte o seans uzar 60 dakikayı bulur ve o zaman işte kendinizden yersiniz. Çünkü bir sonraki seansı vaktinde almak gibi bir sorumluluğunuz var. Geç kalırsa ne ala? Geç kalmaz vaktinde gelirse eğer hiç ara almadan bir sonraki seansı alacağınız anlamına gelir. Bu şekilde devam edersiniz. O da zaten neredeyse intihara denk geliyordur. Anlayabiliyorum o psikolojik yoğunluğu, yorgunluğu insanı zorluyordur. Yani iki seans da değil ama yani şöyle bir 4 seans ara almak mümkün olmaz. 3-4 seans ara almak mümkün olmaz. Peki hocam aslında vaktimiz de çok kısıtlıydı. Çok da fazla tutmak istemiyorum. Son bir soru daha sormak istiyorum size. Genel yapısıyla biraz da popülist bir soru aslında. Yani burada herkesin işine yarayabilecek bir hap bilgiler arıyorum şu an. Sağlıklı bir çift için neler söyleyebiliriz? Ya da sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir aile için genel manasıyla neler söyleyebiliriz? Yani sağlıklı ve sağlıksız nasıl bir farklılık vardır genel anlamda aralarında? Her ilişkinin dayanakları, o ilişkiyi güçlü kılan kaynakları farklıdır. İyi ilişkilerin kaynakları zengindir ve derindir, köklüdür. Yani onların beraber geçirdikleri keyifli zamanları mutlaka vardır. Ortak paylaşımlarından her ikisi de tatmin olurlar. Ve bir sonrası için hevesli olurlar. Beraber bir şeyler yapmakla ilgili. Bu aile içinde, çift içinde böyle. Çokça hocamın kulağını çınlattım. Hocam der ki görmeyince özlediğiniz, görünce sevindiğiniz ilişki iyi ilişkidir bu kadar der. Çok tatlı bir anlatım bu. Yani çünkü o keyifli zaman paylaşımı böyle bir şey işte. Yani beraber bir şeyler yapmayı seviyorsanız
O olmadığında yaptığınız şey tek başınıza yürümektir ve eksiktir. Ha, o olsaydı daha güzel olacaktı duygusu yaratır insanda ve o geldiğinde mutlu olursunuz. Olandan daha iyi hissedişe geçersiniz. Çok çok kısa tanımıyla böyle özetlemek mümkün. Teşekkür ederim hocam ve son olarak 2-3 dakikamız hala var. Kaynak sürekli sorulan. Bu arada diğer arkadaşlara da çok özür dilerimi ileteyim. Çok soru geldi hocam. Ben hepsini yöneltemedim ama fazla vaktinizi alamadık. İnşallah tekrar böyle bir yayın yaparız. O zaman da belki de sadece soru cevap üzerinden ilerleyebiliriz. Bunun için ben tekrar sizi zaten rahatsız ederim. Onu da söyleyeyim. Son olarak kaynağa geçmeden önce kendi Instagram hesabını yazacaktım, yazamadım ama bu şekilde yayın yapmamızı istediğiniz başka uzman olursa lütfen bana yazın. Ben onlarla iletişime geçmeye deneyeyim. Onlarla çalışayım. Hazır yayına henüz kapatmamışken bunu da hatırlatmak istedim. Hocam önerdiğiniz kaynaklar nelerdir acaba? Aile terapisiyle ilgili pek çok kaynak var. Teorik kısmı anlatan mesela İbrahim Ethem Özgüven'in bir kitabı var. Katniss Yayınları'ndan Aile ve Çift Terapisi, Aile Terapisi, özür dilerim, Aile Terapisi diye bir kitap var. Kaynak kitaplar için bu ikisini söylemek mümkün. Ama onun dışında ilişkiye dair çokça kitap var. Hangi birini söylesem? Bende listeler var. Bence kitap listesi isteyen arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşsınlar. Ben liste atayım. Çünkü Hocam ben siz onu elimden paylaşın. geldiğince beğendiğim kitapları... Efendim? Siz onu Efendim bir şey diyeyim. hikayenizi atın. Instagram'ınız burada yazıyor ya. Siz onu hikayenizi atın. Olur. Bilmiyorum eğer soru sorabilirler mi Daha eğer. iyi. Çok pratik Olur. olabilir. Oradan da size sor. Çünkü size ulaşmak isteyen de birkaç kişi vardı burada görmüştüm. Hem onlar da bu vesileyle size rahat rahat ulaşabilmiş olurlar. Kesinlikle. Ben kitap listesi Instagram Story'den paylaşıyor olayım. Ayrıca bana direkt sormak istedikleri herhangi bir şey olursa Enis Akgül Instagram hesabından ulaşabilirler. Gerekiyorsa oradan cep telefonumu veririm. İletişime geçeriz karşılıklı. Elimden geldiğince, vaktim el verdiğince iletişimde olmayı her zaman tercih ederim. Hiç çekinmeden yazabilirler. Memnun olurum Çok irtibatta teşekkür olmak. ederim hocam. Ben de onlar adına. Size de çok teşekkür ederim. Bir saati de tam Ben teşekkür doldurmuşuz. ederim. Zamanlama Ah, çok güzel oldu. 15 saniye falan kalmış. güzel. Arkadaşlara da tebrik ediyorum. Akşamın bu vakti geldiler, dinlediler. Evet. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Hocam çok Şimdilik kısa, çok sende olur. şeker tadında oldu. Umarım tekrarını yaparız. Görüşmek dileğiyle.